merhabalar Ayşe'nin örgü modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şöyle 3 tane bebe yünümüz var arkadaşlar. 3 numarada şiş kullanacağım. Şöyle 3 numarayla da öreceğiz arkadaşlar. Bugün size bu modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunu bebek yeleklerinde, hırkalarında, kazaklarında kullanabilirsiniz. Çok güzel olur. Ben mavi ile pembe kullandım. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şöyle ben model olduğu için altına haroşa, iki sıra haroşa yaptım arkadaşlar. Siz haroşa yerine lastik yapabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim ben yine haroşa yaparak başladım. Farklı bir modelde göstermek istiyorum. Şöyle burası düz yüzü. İp bu taraftaysa burası düz sayılır arkadaşlar. Şimdi ilk önce düz yerinden düz olarak öreceğiz. Lastikten sonra düz olarak örüyorum. Ben düzlerimi bu şekilde örüyorum. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde örebilirsiniz. şöyle örmeye devam ediyorum. Düz olarak bu sıramızı düz örüyoruz. Son 2 düz olarak sıramı bitirdim şimdi ters taraftayız şimdi ters tarafındayız Tersen yine örmeden aldım ve ters örüyoruz bana doğru örgümü örüyorum ters örgü göreceğiz burası sırayı da yakın olduğu için bazen odaklamıyor şöyle ters örgülerimizde de bu şekilde örüyorum. 2 sıra düz, 2 sıra ters örerek zeminimizi hazırlıyoruz. Burası örgümüzün ters yüzü. Ters sıramı da bitiriyorum. Şöyle düz örgülerimiz oluşmaya başladı. Şimdi düz yüzündeyiz. Bu sıramızı da düz öreceğiz. Şimdi düz örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde düz örerek başa gelelim. Sıramı bitirdim. Şimdi ters taraftayız yine. Ters örgümüzü öreceğiz. Ters olarak bu sırayı da ters örüyorum. Bu sırayı da ters örerek başa gelelim. Şöyle 4 sıra yaptık arkadaşlar 4 sıra burada düz örgümüz olmuş oldu. Şimdi ilk baştakini örüyorum çünkü renk geçişi yapıyoruz. Şöyle bunu ördüm. Şöyle ipimin içinden de geçireyim. Baştakini ördüm. Buradan 1 ikincinin Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Aşağıdaki dördüncüye batarak buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. İlmeğimi şu şekilde düzeltiyorum. Şöyle düzelttim. Buradan şöyle 1, 2, 3. 3 tanesini çıkardım. Bunu buradan üstünden geçiriyorum şöyle üzerinden geçirdim mavi yaptığımız şimdi buraya bir tane mavi örüyorum mavi ördüm şimdi tekrar bir ikincinin buradan bir iki üç dördüncüden batıyorum bir tane ilmek çıkarıyorum ilmeğimi düzeltip şişime taktım şu anda ters gibi görünüyor At, takınca düz olacak bir iki üçünü örmeden aldım. Bunu getirip diğerlerin üzerinden geçiriyorum. Hafifçe bolluğunu çekip düzeltiyorum. Tekrar buradan bir tane mavi örüyorum. Tekrar ikinciden, ikincinin buradan. 1 2 3 4. 4'ten batıp bir tane ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi şu şekilde düzeltiyorum. 1 2 3 ilmek örmeden aldım bunu buradan üzerinden geçiriyorum ve fazla ipimi çekiştiriyorum buraya bir tane mavi örüyorum yine buradan 1 2 3 4 ilmeğimi çıkardım ve düzelttim 1 2 3 bunu getirip diğerlerin üzerinden geçirdim. Buraya bir tane mavi örüyoruz. Tekrar yine 1, 2, 3, 4. ilmeğimi çıkardım 1 2 3'ünü örmeden aldım bu mavi ilmeği bunların üzerinden geçiriyorum tekrar buraya bir tane mavi örüyorum Buradan 1, 2, 3, 4 aşağı iniyorum. Dördüncüye ilmeğimi çıkarıyorum. Bunu çıkarıp üstten takıyorum. 1, 2, 3'ünü örmeden aldım. Burada şöyle sıkılıyorum. Şimdi sondaki arkadaşlar örüyoruz. Burada benim iki tane ilmeğim var. Bunu şöyle fazla olmuş ben sayarken yanlış saymışım bunu burada kestim model olduğu için bu şekilde de yapabilirsiniz bütün şeyi sökmenize gerek yok şimdi son ilmeğimi ördüm şöyle örgümüz arkadaşlar 4 artı 1 oluyor şöyle 4 4 4 4 4 4 artı 1 bir tane de fazla oluyor 4 artı birden oluşturuyoruz. Şimdi modelimizin ters tarafındayız. Örmeden aldım. İkinciye batıyorum beyazı. Hemen bu beyazı ters olarak örüyorum. Bunu ortadaki beyazı örmeden çıkardım. Buradaki beyazı örüyorum. 1 mavi ördüm. 2 beyazdan ördüm. 3 buraya 3 tane mavi ters ördük. Bu ortadaki beyazı çıkardım tekrar 3 tane mavi örüyorum bir tane beyazı çıkarıyorum 3 tane mavi örüyorum bir tanesini çıkarıyorum örmeden 3 tane mavi örüyorum bir tanesini örmeden çıkardım 3 tane maviyi ters olarak örüyorum bir tanesini örmeden çıkarıyorum tekrar iki tane burada ilmeğimiz var bunları örerek başa çıkıyorum Şöyle modelimiz de oluşmaya başladı. Şimdi düz önündeyiz. İlk baştakini örmeden aldım. Bunların hepsini mavi olarak örüyoruz. Beyazları da örüyorum, mavileri de. Düz olarak bu sıramızı örerek başa geleceğiz. sıramı başa geldim düz sıramız ördük şimdi ters sıramıza geçiyoruz ters sırasındayız örgümün ilk ilmeğini örmeden aldım bu sırayı da ters örerek başa geliyoruz modelimiz bitmiş oldu şimdi tekrardan beyazı yapıyoruz arkadaşlar beyaz sıramızla yine 4 sıra örüyoruz şimdi beyaz sıramızı alalım ilk baştakini renk geçişlerinde örüyorum şöyle düz olarak beyaz sıramızı örüyoruz şöyle bu sıramı da öreyim Şöyle bu şekilde arkadaşlar yine burayı da 4 sıra burada ördüğümüz gibi 4 sıra ördükten sonra ikinci pembe rengimiz uyguluyoruz. Yani isterseniz direktmen pembe uygulamadan sadece mavi ile de devam edebilirsiniz. Bu şekilde modelimiz bitiyor. Çok şık olur bebek yeleklerinde, bebek kazaklarında da kullanabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.